Dinamik ve kreatif yapısıyla çözüm ortağınız olan Pet Product and Software House 2021 Atilla Gökova Sailing ana sponsoru. Birlikte daha güçlüyüz. Çıkıyoruz. Sonunda kendi sınırımıza geldik. Büyük bir konteyner gemisiyle geçişiyoruz. Şimdi ona yol verdik. MSC'nin gemisi. Bayağı da yüklü. Vay vay vay. Şimdi bakalım kaç metre ve özellikleri neler. Dostlar, AIS çok faydalı bir icat. Özellikle amatör denizciler için daha da faydalı. Bizim için de çok faydalı tabii ki. Bu bir kargo gemisi. 270 metre boyunda ve 40 metre eninde. Şu anda da 21 knot süratle ilerliyor. Ve 239 derece rotasına gidiyor. Bu verileri çok uzaktan görüp tedbirinizi alabiliyorsunuz. Ben zaten öyle yaptım. Şu anda da SCS'i bağırıyor. Çok yakınsın diye alarmı veriyor. Eğer imkanınız varsa teknelerinize muhakkak AIS taktırın derim. 270 metre. Yapmak isteyeceğiniz en son şey onunla bir çatışma rotasına gidiyor. Nasıl sevdirdim? Bana da söyle. Bana da söyle. Alba esmezse yandık. Çıkarsana içindeki ruhu. Ben dinliyorum canım. Seni nasıl rüzgar yok. Ege böyle geçer başkan. Çok, çok sıkıldık ya. Çok kötü hakikaten. Yani makineye kaldık. Yine tahmin ettiğimiz zamandan önce varacağız ama tabii keyifsiziz. Bir güneyli hava bekliyoruz. Bakalım herhalde bu gece gelecek inşallah. Yoksa böyle Ferdi Tayfur'du, Hakan Altunlu diyene kadar ben herhalde Alaçatı'ya varamayacağım. Nasıl Hakan Altunlu var? Hakan Altunlu'da mı geçiyoruz? Abi. Eyvah eyvah. Evet, gün doğuyor. Mikanos'u bordoladık. Yaklaşık 70 milimiz kaldı Alaçatı'ya. Tarafaz bir seyirdeyiz. 20 knot esiyor. 8.5-9.5 knot arası sürat üretiyoruz. Gün güzel başladı. Bütün gece rüzgar bekledik. En sonunda geldi. Seyirin bundan sonrası daha kolay olacak artık. Evet, 19-20 knot. Ama açı dar olduğu için çok da sevdiği açılar bu teknelerin. 9-2-9-5. Fena gitmiyoruz. Böyle gidersek çoğu daha çabuk varacağız. Normalde niyetimiz akşam 6'da var bak. Planlarımız tam olarak tuttu. Bu anlamda çok mutluyum. 125 saat hesaplamıştık seyri. Hiç durmamayı planlıyorduk. Ancak bir 6 saatlik bir molamız oldu. Bu yıldırım fırtınasına girmemek için. Ona rağmen, o 6 saati yapmamıza rağmen şu an 116. saatimizdeyiz. Ve hedefimize sadece 5 saat kaldı. Yani 125 saatlik hedefimizin altına da inebileceğiz. Yaptığımız yakıt hesabı da tam tuttu. Şu anda tamı tamına 21 litre yakıtımız var. Hava raporumuzda 1,5 gün rüzgarsız kalmak dışında, yani tahmin ettiğimizden az olması dışında, Ege'ye girdiğimizde yaşayacağımız hava bizi şaşırtmadı. Şu an aşağı yukarı 20-22 knot. Yıllık bir rüzgar var. Ama 90-100 dereceden geliyor. Apaz gibi. O yüzden biraz yatıyor tekne. Bir geniş apaz değil. Ama tam hedefe gidebiliyoruz. Tramalaya da kavança atmadan hedefi tutabiliyoruz. Bu yüzden tahmin ediyorum maksimum 4-5 saat içinde Alaçatı'da olacağız.
bütün hesapların tutması, istediğimiz sürenin altına inebilmemiz, her şey çok güzel oldu. O rüzgarsızlık bizi biraz üzdü. Onu beklemiyorduk. Biz Hırvatistan'dan çıktığımızda yaklaşık 2 gün kuzey-kuzeybatı rüzgarıyla gittikten hemen sonrasında güneye dönen, hatta güneydoğudan esecek, pardon güneybatıdan esecek bir rüzgar bekliyorduk. Ancak o rüzgar geç geldi. Hava raporu bizi bir gün yanılttı. Ve aşağı yukarı 25-30 saat makine yapmak zorunda kaldık. Bu biraz bizi üzdü. Dün gece çekim yapmaya değer hiçbir şey yoktu. Çünkü ışık yoktu. Küçük bir hilal dışında. Ve genel olarak çok sisli bir havadaydık. Görüş de çok azdı. Biraz da enerjimiz düşüktü. O kadar süre motorla gidince ben daha çok yoruluyorum. Ve yelken seyrine geçince enerjimiz de yerine geliyor. Ses de azalıyor. Vibrasyon da azalıyor. Gerçi vibrasyon biraz abartı oldu. Hani bu yeni makinalar öyle bir vibrasyon falan yaptığı yok ama devamlı böyle gır 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 sesle gitmek keyif vermiyor. Bütün hesaplarımız tuttuğu için kazasız belasız buraya kadar geldiğimiz için çok mutluyum. Ancak Palamar alaklarını bağlamadan seyahat bitti denmez. O yüzden son saniyeye kadar konsantrasyonumuzu kaybetmememiz lazım. Çünkü böyle yolların en tehlikeli zamanları yola çıktığınız ve yanaşmaya yakın olduğunuz zamanlardır. Ama artık bildiğimiz sulardayız. Lacivert'in daha lacivert olduğu Ege'nin temiz sularındayız. Bu yüzden de keyfimiz çok yerinde. Köyümüze gelmiş gibi hissediyorum. Kendi yöremizdeymişim gibi hissediyorum. Ki öyle. 17 senelik yelken eğitmenliği kariyerimin çok büyük kısmını geçirdiğim Ege'deyim artık. Ve kendimi çok daha güvende hissediyorum tabii ki. 116. saatteyiz. 125 saat hesaplamıştık yola çıkmadan. Ve 8 saatlik bir mola vermemize rağmen tahmin ediyoruz 121. 122. saatte orada olacağız. Hesabın bu kadar tutması beni çok mutlu etti. Hava raporunda çok büyük yanılgılara düşmememiz, doğru zamanda doğru yerde olmamız, doğru zamanda beklemeye geçmemiz, yakıtımızı doğru hesaplamamız, hepsinin tam nizami olması beni çok mutlu etti. 21 litre mazotumuz var şu anda. Yani yakıtımız 6 saat önce bitse çok büyük problem yaşardık. Ya da rüzgarımız kesilse yakıtımız bizi götürmezdi ama hesap tam tuttu. Bu yüzden çok mutluyum. İki profesyoneldik bu seyahatte. Sevgili Musti 500-600 tekne transfer etmiş. Çok yüksek referansları olan, binlerce mil yol yapmış, benim kadar gezmiş profesyonel bir denizci dostum. İşi daha önce de söylediğim gibi tekne transferi, brokerage ve danışmanlık yapmak. Web sitesinden her zaman ulaşabilirsiniz. Hırvatistan'dan özellikle tekne satın almak istiyorsanız doğru insan olduğunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü yapmadığım bir iş bile olsa doğru hedefi göstermek, kandırılmamak, üzülmemek adına en azından iyi bir referans olabilmek benim için çok önemli. Çünkü maalesef Hırvatistan pazarı karıştı. Bir diğer konu da çok keyifli bir seyahat oldu bizim için. Yorucu oldu. Yorucu olmadı değil. Tabii ki 120 saattir seyahatte olmak neredeyse hiç durmadan kolay bir iş değil. Ancak çok açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki 2-3 haftalık bir yelken eğitimi deneyimi olan doğru bir düzgün bir yerden doğru donanımla yola çıkmış herhangi bir denizcinin yapabileceği kadar kolay bir seyahattir Hırvatistan-Türkiye seyahati. İstanbul'dan çıkıp Mersin'e gitmekten bir farkı yoktur mesela. Kıyı kıyı yapılan bir seyir. Tabii ki dikkat edilmesi gereken hususlar var. Nedir bunlardan en önemlisi? Adriyatik kıyılarında bora yapmaya çok müsait bir alçak basınç merkezi noktası orası. Aynı zamanda yüksek dağlardan, tepelerden, özellikle dağların tepesinde kar olduğu zaman şiddetli kaçakların yapılabildiği bir nokta. Ama cam adanınızı attığınızda, etrafınızdaki separasyona gemilere dikkat ettiğinizde Ege'den de çok daha zor olmayan bir yapısı var. O yüzden Hırvatistan seyahatini gözünüzde çok büyütmemenizi, aslında Akdeniz'in birçok yerini gözünüzde çok büyütmemenizi, hayallerinizi yüksek tutmanızı öneririm. Eğer bu iş bu kadar zor bir iş olsaydı, biz yılın 40 haftası denizde olup bu kadar güvenle seyahat ediyor olmazdık. Yaptığımız işin çok zor bir iş olmadığını, sadece doğru bilgiye, sevgiye ve emeğe dayandığını iddia ediyorum. Çok zor bir iş yapmıyoruz. Bunu bu kadar zor göstermenin, zor anlatmanın da çok bir alemi yok. Apas seyri. Apas seyrinde tabii ki teknemiz biraz yatıyor. Rüzgar yandan geliyor.
zahiri rüzgar ve gerçek rüzgar kavramları ortadan kalkıyor. Apaz'da bütün rüzgarlar gerçektir artık. 20 esiyorsa 20'dir, 25 esiyorsa 25'tir. Açı da, rüzgar şiddeti de zahiri vermez. Alaçatı'ya geldik. Evet, Hırvatistan Dalmaçya sahilleri çok güzel. Evet, Yunan adaları çok güzel vesaire ama vallahi bizim memleketimiz yok. Ben yıllardır Yunan adaları yapmıyorum yazın turlarımda. Zaten son bir senedir kapalı diye yapmıyoruz. Ondan önce de 2 sene kendim direndim, yapmadım. Zaten şu an Yunan'ın geldiği bantta ekonomik olarak bir anlamı kalmadı ama ben bizim kıyılarımızın kesinlikle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Sence abi? Kesinlikle abi. Memleketim cennet. Coğrafya çok daha iyi. Zaten diğer türlü başka yerde yaşardım. Tabii o da doğru. Ki imkanlarımız olmasına rağmen. Mesela bak, o Dalmatça kıyıları çok güzel ama amatör denizciler için zor bir yer ha. Ya hem zor hem o de... O kadar civarına, o kadar sağanak bilmem ne. Denizcilik olarak düşünürsen evet, kesinlikle. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Bizim burası çok şey. Yani memleketim... özellikle İhsanönü Körfezi tam böyle amatör denizciler için antrenman havuzu. Kesinlikle. Bir de yemeğin kralı, doğanın güzelliği, şey var, denizin korunaklığı. Yani. Her şey var. Bilmiyorum, ben biraz yani memlekete gelince bir oh diyorum denizden geldiğimde. Şey döndük ya Mora'nın sonunu, dedik tamam memleketteyiz. Evet, evet, evet. Ama nasıl değişti suyun rengi? Bakar mısın ya? Yüzmeyecek miyiz? Vallahi ben Temmuz'a kadar yüzmem. Ben suyun üstünde mutluyum. Alaçatı Marina, Alaçatı Marina, Mimi Su. Motorun fan sesinden hiç şey duyulmuyor ki. Giriş yapmak istiyoruz. Gene yatçılığa geldik. Yeni tekne. Anlaşıldı. Liman ağzında biraz beklemede kalır mısınız? Alındı, sağ olun. Hoş geldik. Hoş bulduk vallahi. Hoş bulduk be ya. Abi çok mutlu oldum ya. Memlekete gelmek havası var yani. Güzel bir şey, inanılmaz. Bir de şeyde 4-5 gün hasta yattım ya Hırvat'ta. Orası sana çok pis koymuştur ha. Tırstım da yani biraz. Ne oluyor, ne bitiyor anlamıyorsun. Hakikaten bu sefer toprağa öpme durumu olacak herhalde yani. Ama şey, hastaneye gittim orada. Aklında olsun. Şu acilin kapısından bir baktım. Yani Covid değilsem burada kesin olacağım. Kesin yani. Şaşması mümkün değil. Hiç kimse de maske yok. Doktorlar falan rahat böyle. Barlar dolu, restoranlar dolu. Herkes takılıyor. Ben dedim gideyim tekneme yatayım yani. En güzeli. Evet, Alaçatı Marina'nın girişine geldik. Yine yatçılığın iskelesini görüyorum. Bir sürü Bavaria bayrağı ve bir sürü yeni model var. Onları da inceleyeceğim şimdi. Gelmişken bir göz atayım. Ama özetle Bavaria 50 ile ilgili fikrimi sorarsanız, ki çok sordunuz haliyle, ben teknenin bu sefer ilginç şekilde performansından çok etkilendim. Yani biz hiç sürat üretme problemi yaşamadık. 15 knot'u geçer geçmez hava 8 knot'un üstüne ya, burada çok rahat bekleyelim. Çıkıyor. Bekliyorum. Yeri şey yapacaklar. 8 knot'un üstüne bekleyelim. Çok çıktık, rahat çıktık. 13'ler, 14'ler, 15'ler gördü tekne. Çok şaşırdım. Onun dışında tamamen kullanıcıya yönelik konformatist bir tekne olarak dizayn edilmiş. Bence Bavaria çağ atlamış. Sen ne düşünüyorsun dizayn konusunda? Güzel güzel. Bazı eksiklikler olacak. Ya, o kadar oluyor. Her güzelin bir kusuru olur. Yani, ama genel manada tekne harika. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ama marka mukayese etmeyi sevmiyorum. Her zaman söylediğim bir şey var ve Baltrust'ın sigortası atmış. İşte hepsi birbirine bağlı şu ekranda. Navipod'da. Şey de gitti. Sancak Winch de gitti. Neyse, Thrusters dünyanın sonu değil de. Dur bakayım açacak mı? Bir charter firmasında gördüğünüz markaların tamamı birbirine çok yakın standartla üretilen tekneler. Zevkinize uygun olanı alın derim. Biz Bavaria'yı fiyat performans olarak çok beğendik. Bavaria C50'yi, diğer modellerini görmedim. C45'i incelemiştim, C40'ı da incelemiştim. Onlar da çok güzeller. Eğer negatif bir şey saymak isterseniz o çok kolay bir şeydir. Ve bizim işimiz negatif bir şey saymak değil. Hop. Tamam. Kötülemek çok kolaydır. Aferin demekte çok zorlanan bir milletiz. Ama ben açıkçası eski bir Bavaria fanı olmayan bir denizci olarak
yeni çizgilerinden, yeni değişikliklerinden, arma yapısından, gövde yapısından çok etkilendim. Konforla ilgili kısımları eleştirmek benim alanım değil. Çok önemsediğim kısımlar değil. Ama genel olarak güzel. O kısım bende. O sende. Tabiri biliyorsun ne derler bana. Bir tek dalga saldım ama Orsa'da tangır tungur etti yine. Ama iyi bak, çok o kadar çapraz dalgaya girdik. Çok fazla ıslanmadık. Yok, hiç ıslanmadık. Bir ben şurada salak gibi orada fantaziliyim. Gizli trapez yapacağım derken bir sürü ıslık oldum o kadar. Yalnız neredeyse, şifon sesi çok kötü arkadaş. Bak, birbirimizi duyamıyoruz. Buna bir çare bulmaları evet, lazım. Bu kötü. Usta aç şunu artık aç. He şey paylaştınız. Ças. Dikiyoruz mu? Diktim. Ya adamları nasıl içireceğiz? Ya onu ben verir miyim helal eve? Sen deli misin ya? Orada bir şişe şarap var orada. Yoldan gelmişim. Bırak sen kendini kurtar. Tamam hadi yeter. Bu ne lan meyve suyu oğlum bu? Olsun. Delikanlıyı bozar mı? İşte bu duş işi bayağı güzel bir şeymiş. Ooo insana benzedik. Yemin kendimize ediyorum. Geldik ya. Kendi kokuma aşık oluyorum. Koku. Çok iyi ya. En son şurada uyuyakalmıştım kendi kokumla. İşte derin uyuyorsun. Harika bir seyahatin sonuna geldik. Sağlık problemlerimden dolayı kötü gün dostluğunu esirgemeyip beni yalnız bırakmayan Mustafa Kemal dostuma ne kadar teşekkür etsem az. Ve Bavaria C50'ye gelecek olursak bütün intibamız gayet pozitif yönde. Özellikle yelken performansı bir gezi teknesi için bizi oldukça şaşırttı. Konfor olarak söylenebilecek hiçbir şey yok. Bavaria'nın yeni çizgilerinde bu teknenin özellikle Türkiye pazarında çok fazla satılacağını öngörüyorum. Merak ettiğiniz sorular olursa bize bütün sorunlarınızla ilgili e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Şimdi zaman çalışma vakti ve evime dönüp keyif ati ve yarış ati kızlarımızla oldukça yoğun şekilde ilgilenmem gerekiyor. Artık kendi teknelerimizle ilgilenme ve harika geçmesini ümit ettiğimiz 2021 yaz sezonuna girme vakti. Yelken yarışları ve yelken eğitimleri için web sitemizi ziyaret etmeniz yeterli. Bizi bu macerada da yalnız bırakmadığınız için herkese sonsuz teşekkürler.